Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Gelin bugünkü dersimize bakalım, izleyelim. Evet, efektler konusuna devam ediyoruz. Hemen yeni bir composition açalım. Composition tabından New Composition komutunu kullanarak Effects 2 diyorum. Bir E harfim eksik oldu. Ekleyelim. Şöyle ki. Evet. Yeniden buraya bir Project Window'un içerisinden bir klip atalım. Tabii değerli top çalışmak için buradaki effect kompozisyonunu da kompozisyonların içine atıyorum. Daha sonra videolardan şimdi uzun planı seçeyim. Düzeltiyorum uzun plan üsttekiydi. Uzun planı alalım. Timeline'in içine bırakalım. Şöyle. Evet. Bunun içinden bir plan belirleyelim. Burada layer'ın üzerindeyken çift tıklıyorum. Hatırlayacaksınız. Buradan sonra buradaki izleme çubuğuyla ya da space tuşuna basıp klavyenin üstünden izleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Bir plan seçelim. Fix bir plan olmasını istiyorum. Şu planı seçelim. Şöyle. İzleme çubuğu buradayken buradaki set in point ikonuna tıklıyorum. Daha sonra space tuşuna basıp izliyorum planımı. Şöyle. Durdurdum. Bu kadarlık yeter bana. Out noktasını tıklıyorum. Buradaki. Bakın. Layer'ımın üstünde de timeline'ımın üzerinde de hemen kırptığım kadar layer'ımı kısalttı şöyle ki. Tabi buradan şu anda ön izleme penceresindeyim burada. Composition penceresini açıp şöyle bakın arkadaşlar. Burada kestiğim noktada. Aslında var buradan sağ taraftan kırparsam sağa doğru bu şekilde trimlersem yeniden istersem bunu uzatabilirim. Şöyle planımı. Uzun kalabilir. Evet. İşlem yapacağım. Klibi seçtikten sonra buradaki efektlere göz atalım ve onların etkilerini inceleyelim. Burada yine çok sık kullanılanlardan ben size bahsetmek istiyorum. Color correction dediğimiz renk düzeltme efekti ile ilgili birçok araç var. Renk düzeltme şu anda çok popüler olan bir iş, özellikle film sektöründe. Normalde siz kamerayla çekimlerinizi genelde nötr olarak, natural olarak yaparsınız. Ama yönetmenin isteği doğrultusunda, senaryoya göre ya da sizin tercihinize göre siz istediğiniz duygusal etkiyi güçlendirmek için filminizde burada renk düzeltmeye gidebilirsiniz. Burada kullanacağınız renk düzeltme ile ilgili bayağı bir aracımız var. İlk başta Auto Color. Eğer yanlış beyaz ayarında çektiğiniz ya da çekilmiş bir footage'iniz varsa bu Auto Color, Auto Contrast ya da Auto Levels'la hem ışık ayarını hem de renk ayarını düzeltebiliyorsunuz arkadaşlar. Hepsine ben burada ayrı ayrı girmeyeceğim ama en sık kullanılanları ben size göstermek istiyorum. Birincisi bunlardan Curves'dir, color koleksiyonunun altında. Bunu yine sürükleyip bırakıyoruz. Şöyle sol tarafta efekt kontrol panelinin içinde bir eğri grafik eğrimiz var arkadaşlar. Burada şu diagonal duran eğrinin üzerinde üst taraflara doğru resmin üzerindeki açık renkli alanlara komut edebilirsiniz. Alt taraflara doğru ise resmin
koyu alanlarına doğru, daha az ışık alan alanlarına doğru resmin üstünde değişiklik yapabilirsiniz. Hemen şöyle bir örnek verelim. Bu resmi daha kontrast, daha zıtlığı fazla bir hale getirmek istiyorsanız şöyle şurada koyu alanlara hükmedeceğiniz yerden eğrinin üstünden tuttuğunuzda şöyle bir spiral eğri elde edersiniz ve gördüğünüz gibi resmin koyu alanları daha da koyulaşır. Bunu şöyle düşünün, şu yatay düzleme yaklaştırdığınızda koyu alanların ışığını kapatıyorsunuz. Tam tersi şöyle yaparsanız bakın koyu alanların ışığı da şurada açılmış olur. Buradan açık alanların da ışığı daha açık olan alanları da şöyle tutup aşağı çekebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Birkaç anda yapacağım. Şöyle çok istediğim gibi bir etki olmadı. Evet şöyle. Şöyle bakın. Resmin orijinal hali yanındaki FX ikonu tıklayarak efekti geçici olarak kaldırıp alabilirsiniz. Şöyleydi. Bakın. Şöyle oldu. İkinci sıradaki bu color koreksiyonla ilgili çok sık kullanılan aracımız Levels'tır arkadaşlar. Bunu da yine sürükleyip işlem yapmak istediğiniz klip burada seçiliyken ya efekti işlem yapacağınız klibin layer'ın üzerine bırakırsınız ya da ikinci yöntem işlem yapacağınız klibi seçip onun efekt kontrol panelinin içine sürükleyebilirsiniz arkadaşlar. İki tercih de doğrudur. Hangisi size kolay geliyorsa. Levels'ı klibin üzerine uyguladıktan sonra, layer'ımızın üzerine uyguladıktan sonra bakın şöyle bir histogram görüyoruz. Şöyle bir grafik görüyoruz. Buradaki grafikte şurada 3 tane minik oklarım var. En sağdaki ok yine highlight area yani daha aydınlık alan. Şurada şuradaki beyaz alan, gökyüzü, yerdeki zemin leri kastediyorum. Highlighted area yani çok ışıklanmış alanlar diyebiliriz. Ortadaki alan ise orta derecede ışık alanı. Mesela şu pencereler olabilir. Buradaki toprak olabilir. Orta ışık alan alanı. Buradaki alan ise en koyu alanlar. Mesela şuradaki koyu gölgem, ağacın yine burada gölgede kalmış kısımlarını kastediyorum. Bunları ileri geri oynatarak bunların ışığıyla ilgili değerleri değiştirebilirim. Şöyle örnek vereyim. Mesela şuradan highlight area'dan kıstığımda sola doğru bakın. Diğer mid alanda otomatik olarak yer değiştirecektir. Daha da şöyle ışıklarını açtım. Şu yerinde kalmak kaydıyla eğer mid tonları şöyle sağa doğru slider'ı şey yaparsam gördüğünüz gibi mid tonları da kapatmış olurum. Açtığımda şöyle highlight'e daha zarar vererek mid tonları açmış olurum. Bu aslında curves, bir önce gördüğümüz curves, şuradaki curves aracının benzeri yapıdadır ama bu slider'la buradan komut ediliyor. Burada aynı zamanda siz değerleri numerik olarak da girip değiştirebilme imkanına sahipsiniz ama buradan histogramı görsel olarak kumanda etmeniz şöyle çok daha mantıklı. Daha sonra bu genelde ışık değerleri ile ilgili color koreksiyonun altındaki araçlarımız. Bir de burada en sık kullanılan color balance aracım ve color balance HLS harfleriyle HUE light
saturation diye şöyle klibin üzerine bırakırsam, bakın arkadaşlar, hue, lightness ve saturation. Yani hue seçeneğim böyle resmin üzerinde benim renk değişimimi sağlayan bir araçtır. Lightness ışık değerimi değiştirir. Saturation ise renk doygunluğunu artırır ya da azaltır. Hue'yi ise yanlış ya da sizin istediğiniz renk değerine taşımanızı sağlayan bir araçtır. Yani yanlış değerde çekilmiş, yanlış beyaz ayarında çekilmiş bir filminiz varsa, footage'iniz varsa buradan düzeltebilir ya da istediğiniz etkiyi yaratmak için böyle bir eski mesela bakın şu anda eski 16 milimlik bir etki yaratmak için bunu buradan oynayabilirsiniz. Yine bakın var yok yapalım buradan. Şöyle hafif bir film look, film görüntüsü vermiş olursunuz filminize bu efekti uygularsanız. Burada yine hazır animation presetlerim var. Hemen hemen tüm efektlerde vardır bu. Buradan siz dilediğiniz şöyle mesela Bat TV ya da şöyle farklı etkileri elde edebilirsiniz. Buradaki hazır presetleri de kullanarak arkadaşlar. Sadece şunu bilin, en sık kullanılanları color koreksiyonun altında levels, curves, color balancer. Elbette burada daha birçok aracım var color koreksiyonla ilgili. Ama bu üçü en popüler olanıdır. Bir de bazı reklamlarda, özellikle reklamlarda çok kullanılır. Bir oyuncu ya da kare içindeki bir objede sadece bir rengi görürüz ve diğer tüm renkler siyah beyazdır. Burada ayıklayabileceğim bir renk olarak şu sahne içerisinde, seçtiğim sahne içerisinde mesela şurada geçen aracın rengi var, yeşil renk. O da Leave Color komutuyla, aracıyla yapılır arkadaşlar. Bunu seçip yine klibimin üstüne bırakıyorum ve aracım sahnedeyken buradaki damlalık ikonunu alıp Color to Leave, yani bırakılacak olan renk, bunu seçiyorum ve şöyle aracımın rengini seçiyorum. Daha sonra burada Amount to Decolor seçeneğimden, yani renksizleştirme miktarını yüzde olarak sağ dolu artırarak belirliyorum. Şöyle şunu buradan full yapayım çözünürlüğün. Bakın arkadaşlar, şurada büyütürsem gördüğünüz gibi sadece araba yeşil kaldı. Tabi diğer buradaki çimler de biraz yeşil ton olduğu için biraz daha artırırsam miktarını, bakın sadece arabam yeşil, diğer her şey siyah beyaza dönüştü. Tabi buradaki çimler de yeşil olduğu için bir miktar, bakın şöyleydi orijinali. Şöyle sadece arabam yeşil kaldı. Şöyle büyük resimde daha net gözüküyor sanırım. Ya da şöyle kaldıralım efekti. Sadece gökyüzü mavi kalsın istersek maviyi seçelim. Şöyle bakın gökyüzü dışında her şey siyah beyaz oldu. Dediğim gibi bu endüstri standartı bir program. Tüm gördüğünüz reklamlar, Hollywood jenerikler, fragmanlar After Effects programından mutlaka geçer. Bunun benzeri birkaç program daha vardır ama After Effects bunların içinde en popüleridir. Evet, color koreksiyonla ilgili daha burada birçok aracım var. Siz de onları kendiniz deneyerek keşfedebilirsiniz. Yine sıradaki efektlerimize bakalım. Burada distort efektim var. Yine bu distort resmin burada gördüğümüz resmin
distorsiyonlu ile ilgili efektler. Bir örnek vermek gerekirse buradaki popülerlerden olan bulk efektim, yine sürükleyip bırakıyorum. Bakın şurada resimde bir değişikliği göreceksiniz. Biraz büyüteyim ben bu bulk efektini. Şöyle. Sanki resmin orasına bir büyüteç tutmuşuz gibi, bakın arkadaşlar. Şöyle bir efektim. Yani bu tarz efektler de Distort menüsü altında toplanmıştır. Siz de bunları deneyerek, test ederek yapabilirsiniz. Bu da gördüğünüz gibi üstten bir bükme, bender adı üstünde, bend, bükmek İngilizce arkadaşlar. Tabi bazı efektler burada sizin eğer deneme sürümüyle çalışıyorsanız yüklü olmayabilir. Burada mesela spherize efektim var. Transform. Şuradan bir tanesini diyelim, deneyelim. Liquify efekti. Sıvılaştırma efekti. Bakın bu da çok güzel bir efekt. Burada liquify, yani sıvılaştırma yönteminde kullanacağım tool'larım var. Parmağı alıyorum burada. Yani resmin sanki bir tuval gibi düşünün. Tuval, yağlı boya tuvale, siz parmağınızı şöyle sürtünce nasıl resmi bozar? Şöyle bunu da resmi bozabiliyorsunuz arkadaşlar. Resmin üstüne distort yapabiliyorsunuz. Distortion bozulma demek. Şöyle bakın. Resmi bozdum. Tabii bu efekti normalde şöyle kullanıyoruz. Şöyle şu efektimi ben açayım. Liquify. Şöyle arkadaşlar, distortion mesh. Şuraya bir keyframe verdim. Şuraya da bir ikinci keyframe verdim. Tekrar ilk keyframe'e geri döndüm ve şöyle resmimi bozdum. Şimdi bozuk resminden düz resme doğru bir, gördüğünüz gibi, düzelme olacak. Şöyle. Şuradan daha önce söylemiştim. Şuradan çözünürlüğü düşerek bilgisayarınızın daha hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Render için çünkü bayağı bir süre gerekecek. Şöyle bakın, yavaş yavaş düzeliyor şuraları. Şöyle izlersek bakın. Real time'da şöyle bakın. Çeşitli efektler. Böyle siz de deneyerek bunları uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bir de bu efektler konusunda yine resmin sadece bazı yerine bir efekt uygulamak isterseniz onu nasıl gerçekleştirirsiniz? Burada bunu görelim. Şurada mesela genişçe bir alan şeyi görüyoruz. Gökyüzünü. Buradaki gökyüzü maviliğini biraz ben arttırmak istiyorum. Diğer renklere dokunmadan onu, birkaç yöntemi var. Ama en sık kullanılan ve popüler olan yöntemini ben size burada aktarmak istiyorum. Şurada bakın, mavi alanım var. Öncelikle bu layer'ımdan, şuradaki Lavoo Campus abi klibimden bir tane daha kopyalıyorum. Bu halde seçiliyken Edit komutundan Duplicate komutuyla, kısa yolu Ctrl D'ye bakın arkadaşlar. İki tane elde ediyorum. Daha sonra üstteki layer seçiliyken buradaki pen tool'umu, dolma kalem ikonuna benzer konumu alıyorum ve buradan çizmeye başlıyorum bu seçiliyken. Şöyle bakın.
aldım tekrar o ikonumu ve sadece gökyüzünü ayıracak şekilde şöyle şu çatının üzerinde çok kısa bir aralıkta gördüğümüz yer deniz arkadaşlar. Bizim kampüsümüz denize çok yakın. Şöyle seçiyorum. Şöyle sadece mavi alanı seçtim. Bakın şu sarı çizgilerle belirtilen alanda. Aslında şu şöyle oldu. Ben alttakini de kapatayım. Şöyle daha net gözüksün, anlaşılsın. Şöyle arkadaşlar. Evet. Şurayı, şu alanı seçtim. Daha sonra mask çizdiğim. Buna mask çizme dediğim, yani maskeleme. Maskeledim sadece mavi alanı. Buradaki üçgeni tıklayarak burada maskın çizilmiş olduğunu görüyorum. Ve buradan da maskla ilgili bu filmimin üstündeki, bu resmimin üstündeki birinci maskem şuradaki sarı renkle belirtilmiş. Bunu tıklayarak istediğim rengi de verebilirim bakın. Değiştirebilirim. Bu sefer maske rengim kırmızı oldu. Tekrar ben sarıya döneyim. Ekranda gözükmesi için. Şöyle daha iyi gözüküyor. Açıyorum. Buradan mask tool'unu. Ve burada mask seç, tekrar şu ikonuma geri dönüyorum her zaman için. Şuradan şöyle ulaşabilirim. Şu maskın üzerinde sağ tuşla mask. Mask. Modundan evet, buradaki dolma kalem ikonuna tıklayarak şöyle çiziyorum. Sadece gökyüzünü ayıracağım. Şimdi biraz büyüteyim. Evet. Şuradan bakın şu çatıyla gökyüzü arasında kalan şu küçük koyu mavilik bizim denizimiz arkadaşlar. Kampüsümüz denize çok yakın. Şöyle sadece gökyüzünü ayırıyorum. Çok da ince ayar yapmıyorum. Şöyle sadece ve kapalı bir eğri çizmem lazım. En son bu dolma kalem ikonunu üstüne getirdiğimde başladığım noktaya hemen dolma kalemin yanında küçük bir noktacık oluşuyor. Bu bana kapandığını söylüyor eğrimin. Böyle kapatıyorum bu şekilde. Biraz küçülteyim. Şöyle toplu olarak görelim. Tekrar şu ikonuma geri dönüyorum. Selection ikonuma. Şöyle bakın arkadaşlar. Şu anda iki layer'ı üst üste, aynı layer'ı üst üste gördüğüm için ben bunu ayırdığımı görmüyorum. Şu alttaki layer'ı görünürlüğünü kaldırırsam şu şekilde. Bakın aslında sadece şöyle şeyi seçtim. Gökyüzünü seçtim bakın. Ben şöyle şu kenardaki tekrar tıklayayım. Kontrol noktalarını şöyle değiştirebilirim daha sonra. Gördüğünüz gibi aslında orayı ben maskeliyorum. Sadece gökyüzünü. Tekrar undo yapayım. Şu anda sadece gökyüzünü seçtim. Üstteki layer'la. Alttaki layer ise ikisi birlikte. Şimdi üstteki layer'a az önce öğrendiğimiz color koreksiyondan şuradan HLS
ve light saturation'ı uygularsak şöyle ki saturation'ı biraz artırırsam bakın maviliği artacaktır. Şöyle. Şimdi bakın var. Yok şu anda. Şu anda var. Gördünüz. Sadece şu mavi alanın saturation'ın renk uygunluğunu arttırmış oldum. Tabii şurada şöyle biraz büyüteyim belli olacaktır. Şu noktada renk değişimi çok keskin oldu. Bunu da biraz yumuşatmak için maskede birazcık düzenlemeler yaparız. Onun için maskeye uyguladığım layer'ı açarak bakın burada maske görüyorum. Ve buradan mask feeder arkadaşlar. Feeder tüy demek İngilizce. Şuradan şu etkisini görmek için bir alttaki layer'ı kapatıyorum. Feeder özelliğini şöyle artırınca bakın. Dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Şuradan transparan gradient bir geçiş olacak. Bakın şöyle. Çok arttırırsam şöyle olur. Çok arttırmıyorum. Şöyle 10-15 arası bir değer yeterli olur diye düşünüyorum. Yine her ikisini birlikte göreyim. Bakın şimdi daha yumuşak bir geçiş oldu. Şöyleydi. Şöyle oldu. Böylece bu şekilde bu mask özelliğini kullanarak resmin istediğiniz yerinde istediğiniz efekti uygulayabilme şansına sahip olursunuz. Örneğin bu alanda şu ağaca hassas bir çalışma yaparak bunu dekupe ederek buna dekupe etmek de deniriz. Bu pet ikonunu kullanarak pen tool'u kullanarak bu ağacı şöyle ayırırız resimden. Ve bu ağaca istediğimiz efekti, color koreksiyon ya da buradaki efektler paneli altındaki herhangi bir efekti uygulayabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum.